orada. O sağ tarafta konuşalım. Nerede sağ? Sağda. Ne sağ tarafı? Doğru diyor, buradan konuşalım. O sağ tarafta konuşalım, yukarıdan aşağıya. Tamam. Çekme at sıkıntısı da var. Sıkıntı olmasın. Şöyle başkanım müsaade eder. Ha oradan gidiyor. Gelim. Vladi Hatan diye orada var. Geç, sen de olsun, seni kitle sürdüren olsun, geç. Doğru diyor, orada benim yerimi kimseye vermeyin ki. Evet, kıymetli hemşehrilerimiz, yine buraya gelmekte olan değerli vatandaşlarımız var, onları da bekliyoruz efendim. Birkaç dakika içerisinde kıymetli bakanımıza olan birliğimizi, beraberliğimizi, bağlılığımızı gösteren basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Yine alana doğru gelmekte olan değerli hemşehrilerimizi, misafirlerimizi bekliyoruz. Burada Atatürk alanında hep birlikte bugün Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz, terör belasının korkulu rüyası Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye olan birliğimizi, beraberliğimizi ve bağlılığımızı gösteren, onun yanında bulunduğumuzu her daim, her zaman, her platformda dile getirdiğimizi gösterecek olduğumuz bu buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz efendim. Evet, birazdan basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi buraya, Atatürk alanına, tam meydan parkının ortasına doğru davet ediyoruz. Tüm herkesi buraya davet ediyoruz efendim. İlginç olun dedi. İlginç ne?
Şimdi şöyle bir şey var. Sevkan nerede lan? Pardon. Arkadaş şurayı bir açalım. Güle. 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 Başkanım gel. Başkanım gel. Kim okuyacağız? Evet, kıymetli hemşehrilerimiz. Tam şu orta alanda kıymetli basın mensuplarımıza bir yer verirsek eğer, lütfen bizlere bu konuda yardımcı olmanızı özellikle istirham ediyoruz. Atatürk büstünün önündeki alana lütfen bizlere terk eder misiniz? Değerli basın mensuplarımızı hemen Atatürk büstünün önündeki alana doğru davet ediyorum. Şöyle bir metre geriye lütfen. Burada sesi duyuracak olan basındır arkadaşlar. Biraz geriye. Abi, şurayı bir açalım ya. Evet, tüm hemşehrilerimizi buradaki alana şöyle bir U şeklinde davet ediyoruz efendim. Çünkü herkes burada protokolün arkasında yeterli bir alan olmadığı için. Efendim herkes beni eğer görebiliyorsa benim arkamda, sağımda ve solumda lütfen sıra olalım. Alan çünkü dar, kısıtlı bir alan. Değerli basın mensuplarımıza da bu görüntüleri çekebilmeleri için lütfen yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Basın mensuplarını arkaya doğru alayım ben. Basın mensuplarının arkasında kalan hemşehrilerimizi de sağ tarafa ve sol tarafa doğru davet ediyorum lütfen. Abi önümüze geç. Koca meydana sığmaz. Ama oraya geç. Tamam. Evet, kıymetli hemşehrilerimiz. Değerli basın mensuplarımızın çok daha net bir görüntü alabilmeleri için kendilerini birazcık daha arkaya doğru rica ediyorum. Ve arkasındaki hemşehrilerimizi de lütfen bana göre, elimi kaldırıyorum efendim, bana göre sağ ve sol tarafa. Evet, aynı zamanda bu ilerideki pankartı da görünebilmesi için bu tarafa, elimin sağ tarafına, şuraya doğru davet ediyorum ki görüntüye girebilmesi için efendim. Aynı şekilde buradaki pankartı da sabit bir pankart ama görünebilmesi için önünde bir yer açılması konusunda sizlerden yardım rica ediyoruz. Arkadaşlar lütfen biraz daha geri gidelim. Lütfen. Rica ediyoruz lütfen. Biraz daha geriye. Kenardan. Ya nereye biraz daha geri? Abi bak yer var. Arkada yer var bak. Biraz daha geri. Ya biz he? Biz kim abi? Biz çekim yapıyoruz. Hadi bakalım ya. Hocam o görüntüyü çıkacaksınız değil mi orada? Evet, başlayalım. Bülent, başlayalım. Kamera çekimle öyle gelsin. Tamam, alabiliyor musun? Evet, kıymetli hemşehrilerimiz, buradaki kalabalığı en iyi şekilde yönetebilmek adına lütfen sizlerden yardım rica ediyoruz. Değerli basın mensuplarımızın görüntü alabilmelerini engellememenizi rica ediyoruz. Kendileri burada bizler için var oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Efendim, basın mensuplarımızı şöyle birazcık daha geri alalım ve oradaki hemşehrilerimizi buraya doğru davet edelim.
Lütfen sizlerden bu konuda rica ediyoruz. Efendim Atatürk büstümüzün hemen sağ ve sol tarafına, benim sağ ve sol tarafıma doğru sizleri davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Bey. Sayın İl Başkan Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Mikrofon tutsak ya. Meltem. Sayın İl Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, kıymetli hemşehrilerimiz. Böylesine güzel bir günde, aslında böylesine anlamlı bir günde, kıymetli hemşehrimiz, terör belasının korkulu rüyası İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye destek için yapacak olduğumuz basın açıklamamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Efendim hiçbir zaman haklı mücadelesinden vazgeçmeyen kıymetli bakanımıza destek verebilmek için bugün buradayız. Ve hiç fazla zaman kaybetmeden basın açıklamalarını gerçekleştirmek üzere İl Başkan Yardımcımız Hasan Dilekoğlu Beyefendi'ye mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, sizleri il başkanlığımız adına saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kamuoyunun bildiği üzere geçtiğimiz hafta Hakkari'de sınırın sıfır noktasında devletin güvenliğini sağlarken Irak'ın kuzeyinden yapılan terörist saldırı sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu. Askerlerimizin şehit olması milletimizi yasa boğmuş ve misliyle şehidimizin aile ve yakınlarının yüreklerini yakmıştır. Bir insan annesini, babasını, kardeşini veya bir yakınını kaybettiğinde yüreği yanıyor ve büyük acılar hissediyor. Bu acının tarifi mümkün değildir. Maalesef Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehidimizin cenazesi esnasında kamuoyunun da çok tasvip etmediği olumsuz bir hadise ve yine maalesef Sayın Bakanımız, bakanlarımız, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız üzerinden partimizi ve teşkilatlarımızı yıpratma noktasına doğru gitmiştir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasını asla ve asla tasvip etmiyoruz. Lakin üstüne basarak da belirtmek isteriz ki verilen bu tepkinin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP'nin milletimizin gözüne soka soka canını acıtırcasına terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yaptığı işbirliğidir. CHP öncelikle şu soruyu kendisine sormalıdır. Ne oldu da neden şehit cenazesinde halkımız genel başkanımıza tepki göstermiştir? Neden şehit cenazelerinde şehit cenazesi yakınları bizim genel başkanımızı ve parti mensuplarımızı kabul etmiyor? CHP'nin oturup iyice düşünmesi gerekmektedir. Milletimizin artık terör destekçilerine de, terör şakşakçılarına da tahammül edecek hali kalmamıştır. Bizler mensubu olduğumuz siyasi gelenek 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'dan bütün Haçlı ordularına karşı Anadolu'yu, Suriye'yi, Kudüs'ü bizlere toprak yapan Selahaddin Eyyubi'den 1453'te İstanbul'u, 1461'de Trabzon'u fetheden Sultan Fatih'ten, 1919'da Anadolu topraklarında yeniden şahlanışa öncülük eden Mustafa Kemal'den ilham alırken sizlerden öncekiler gibi bu toprakların, bu medeniyetin, bu kültürün karşısında duran ne kadar kişi varsa onlardan ilham almaya devam ediyoruz. Bizi Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizin aziz ruhları ayakta tutarken sizler bu topraklarında, bu topraklarda
gözyaşından ve kandan beslenenlerden aldığınız güçle siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Adnan Menderes'i, Turgut Özal'ı, Alparslan Türkeş'i, Necmettin Erbakan'ı biz bağrımıza basarken, davalarını ve onurlarını davamız ve onurumuz olarak kabul ederken, sizler 90'lı yıllardan beri terör destekçilerini meclise, yerelde, belediyelere taşımakla iftihar ediyorsunuz. Bizler Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Fuzuli'nin, Ahmet Hani'nin, Mehmet Akif'in ve Sezai Karakoç'un ve isimlerini sayamadığımız pek çok değerlerimizin bizlere sunduğu engin medeniyet ufkundan beslenirken, sizler dünyada ne kadar terör örgütü varsa, halkına kurşun sıkıp dağlarda hüküm sürmeyi kendine düstur edinmiş yol ve dava arkadaşlarınızın fikir ve düşüncelerine kendinizi kanalize etmeyi çok iyi biliyorsunuz. Bizler 25 yıldır belediye başkanı olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak bu millete hizmet eden, ümmetin umudu haline gelen Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmanın gururunu yaşarken, sizler Kandil'den talimat alanları, devletin kurumlarını zarara uğratanları kendinize yoldaş etmeye devam ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi neden bu hale düştüğünü sorgulamak yerine terörü bertaraf eden, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen İçişleri Bakanımız, şehrimizin evladı Süleyman Soylu'yu istifaya davet ediyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hiç kusura bakmasınlar. Sanki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu istifaya davet etmek için özellikle bu olayı kurgulamışlar gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi kurnazlıkla bir adım ileri gidemez. Zira milletimiz her şeyin farkında ve sağduyulu bir şekilde yaşananları seyretmektedir. CHP'nin Trabzon İl Örgütü de hiç utanmadan, sıkılmadan bir takım örgütsel atık, artık ve ayakçıların desteğiyle, terör örgütleriyle kahramanca savaşan ve Trabzonların gururu olan İçişleri Bakanımızı istifaya davet ediyorlar. Yazık, hem de çok yazık. İçişleri Bakanı olduğu günden beri amansız bir şekilde terörle mücadele eden, terörün ve teröre destek verenlerin korkulu rüyası haline gelen şehrimizin evladı, Trabzon milletvekilliği görevini onurla taşıyan, kardeşimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız, bizden birisi olan Süleyman Soylu ile iftihar ederken, sizler HDP'nin sabık genel başkanı Demirtaş'ın siyasi duruşunu beğenen, bir Trabzonlu'ya yakışmayacak derecede terör yandaşlarının desteğiyle siyaset yapmaya çalışan çakma biriyle gurur duymaya devam edebilirsiniz. Demek ki tıpkı HDP şakşakçılığı yaparak örgütçülerin desteğini alan, ismini zikretmek istemediğim ve kendini Trabzonlu olarak addeden birisi, CHP Trabzon İl Örgütü'nün desteğini alarak Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'nin siyasi çizgisini beğener hale gelmişsiniz. CHP İl Örgütü açıkça kamuoyunu bilgilendirmelidir. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın siyasi çizgisini beğeniyorlar mı? Süleyman Soylu Bakanımıza karşı yapılan bu çirkin kampanyada asıl kasıt Soylu Bakanımızın nezdinde hükümetimizedir, Bakanlar Kurulumuzadır, Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Trabzonlu ön plana çıkararak Trabzonlardan seçimde destek isteyenlerin Trabzon'un yiğit evladı Soylu'yu istifacıya çağırmaları en basit tabiriyle aymazlıktır. Hani Trabzonluluk siyaset üstü bir kavramdı? Hani Trabzonluluk önemliydi? Demek ki sizin için Trabzonluluk da siyasi hedeflerinize ulaşmak için HDP ve terör yandaşları ile işbirliğinizi örtmek amacıyla kullandığınız en büyük bir argümanmış. Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu ile beraber Bakanlar Kurulu'nda bakan olarak, arkadaşı olarak çalışan, bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış, terörle mücadele etmiş ve şimdi de Milli Savunma Bakanı olarak, bakanımız olarak devam eden Hulusi Akar Paşa'mıza,
Süleyman Soylu Bakanımıza, hükümetimizin bütün mensuplarına, Cumhur İttifakımızın genel başkanlarından Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılabilecek her türlü olumsuzluğun, her türlü aksi söylemlerin dimdik Trabzonlar olarak her zaman karşısında ve büyüklerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimden sonra Türkiye İttifakı olarak Türkiye İttifakı'ndan bahsettiği bir dönemde böyle bir hadiseyle ülkeyi, milleti kutuplara ayırmaya çalışanların elbet bir gün gereken yerde, gereken zamanda bu milletten cevabını alacaktır. Hepinize basın açıklamamıza katılmanızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı İl Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz, değerli basın mensuplarımız bugün burada. Şehrimiz evladı, kıymetli bakanımız, İçişleri Bakanımıza, terör belasının korkulu rüyası Sayın Süleyman Soylu'ya vermiş olduğumuz bu destek için herkese çok teşekkür ediyoruz efendim. Trabzon'da her zaman hakkın ve hakkaniyetin yanındadır diyoruz ve katılımlarınızdan ötürü tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyoruz, Allah'a emanet olun diyoruz. Thank you.